Yukarıdaki tabloda 1, 2 ve 3 nolu satırlardaki boşlukları doldurunuz. Yarıçapı 5 olan çemberin çapı 2 kat olduğu için 10'dur. Çevre 2 çarpı pi çarpı r'den, 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30'dur. Çap 20 ise yarıçap yarısı olduğu için 10'dur. Çevrede 2 çarpı 3 çarpı 10'dan 60'tır. Çevresi 120 ise bir çemberin 2 çarpı pi çarpı r 120 demektir. 2 çarpı 3 çarpı r'yi bilmiyoruz. Soru işareti diyelim. 120. 6'yı kaçla çarparsak 120 olur? 120'yi 6'ya öldüğümüzde yarıçap 20 olarak bulunmuş olacaktır. Üçüncü maddede yarıçap 20'dir. Dolayısıyla çap 2 katı olduğu için 40'tır.